30'unu üreten Manisa Akisar'da ilk hasat başladı. Hemen Gülçin Ayça'ya gideceğiz. Zeytin Bahçesi'nde bekliyor bizi Gülçin. Nasıl bu sene rekolteler e, konu konuğu da var herhalde yanında. Gülçin'e bırakalım söz. Mehmet Akif Ersoy, Akisar'da zeytin bahçesindeyiz. Zeytinin, zeytinyağının sofralarımızda nedenli şifa kaynağı olduğunu son dönemde iyice farkına varır olduk. Ve zeytin ve zeytinyağı denince son dönemde özellikle sofralık zeytinde Akisar'da akla geliyor ki 14 milyon ağaç varlığı var. Ve şimdi hasat zamanı yani yılda bir kez bu aylar bekleniyor ve yılbaşına kadar da hasat devam ediyor. Bu nedenle tabii ki bereketi olsun diyelim bu ölümsüz ağacın ve Akisar Ticaret Borsası Başkanı... E Alper Alhat'a da soralım nasıl geçiyor hasat öncelikle evet. bir yandan da aslında burada bahçede değil mi bu bereketli ağaçlardan da ürünler e, toplanıyor dursun. Evet öncelikle hoş geldiniz Akisar'ımıza. Evet 14 milyon ağaç varlığımızda bu sene Akisar'da hasata başladık. Bu sene e, rekoltemiz biraz düşük. Ama kalitemiz çok yüksek. evet. evet. de şöyle elimize aldığımız değil mi? Zeytinlerle evet. gösterelim. Şimdi bu bizim domat tipi zeytinimiz. Akisar'a özgü. Türkiye'deki yeşil zeytinin biliyorsunuz yüzde yetmişini Akisar'da üretiyoruz. Evet domat zeytini Akisar'a has. Çok özel bir ürün. Ee, ve biz de burada çok şanslıyız. Ee, bu sene kalitemiz çok yüksek. Ee, zeytinin kalitesi, irisi, iriliği, rengi. Ee, Türk halkına da buradan e, aldıkları ürünlerde arkalarında Akisar yazılı zeytinleri almalarını tercih edeceğimiz bir senedeyiz. Peki zeytini alırken neye dikkat etsinler? Çünkü şimdi görüyoruz çok güzel iri iri fakat bunlar sofralığa geliyorlar. Tabii ki bir sürü aşamadan geçiyor. Kimisinde aslında ihracat yoluyla değil mi başka ülkelere de yolluyorsunuz ama... Tüketiciyi uyarmak adına zeytini alırken sonrasında da zeytinyağına giden yolu konuşacağız. Neler önerirsiniz? Öncelikle tüketiciyi artık uyarmak istemiyorsun. Tüketici bir defa uyanmalı. Artık zeytini ve zeytinyağını kullanması lazım. Biz zeytin üreten ülkeler arasında tüketimi en düşük olan ülkeyiz. Biz bu ürettiğimiz zeytinleri ihracat etmekte değil iç piyasayı yetiştiremeyecek durumda olmamız lazım ki maalesef Türk halkı ...nedense sağlıklı ürünleri çok kullanmadığı için bizim zeytin ve zeytinyağımızı az tüketiyor. Yoksa Türkiye'deki ağaç sayısı ve ürettiğimiz ürün şu anda iç piyasaya yetmemesi gerekirken... ...biz şu anda ihracat yapmayı konuşuyoruz. Neden? Türk halkı kullanmadığı için. Dikkat edilecek çok bir konusu yok. Herkes beğendiği zeytini yiyebilir. Ben bugün marketleri, rafları, pazarları gezdiğimde çok güzel ürünleri görüyorum. Tabii ki biz Akisarlı olarak Akisar ürünleri tercih etmelerini isteyeceğiz. Ama Türkiye'de şu var... Türkiye'de 400 bin zeytin üreticisi var. Hepsi artık hasatlara başlayamaya başladı. Türkiye'de çok güzel bir yıl geliyor. Biz şunu istiyoruz: Türk halkının sağlıklı nesiller yetiştirebilmesi için bu sağlıklı ürünleri kullanması gerekli. Bunun için de e, biz de aksarlar olarak zeytin ve zeytinyağını kullanılması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bu arada sizi 18-19 Ekim, tar şey, Ekim tarihinde de hasat şenliğimizde evet. bekliyoruz. Bu hafta sonu çok renkli bir hasat şenliğiniz olacak ve böylece hem bölge halkını hem de herkesi davet ediyorsunuz. Şimdi görüyorum ki elle toplanıyor. Yani bir makine kullanımı yok. Burada özen gösterilerek titizlikle bu toplama işlemi yapılırken nelere dikkat ediyorsunuz? Doma zeytini çok hassas bir zeytin. Bunu elle toplamak zorundasınız. Çünkü darbeler ...çizilmelerden, buruklardan uzak durması lazım. Yoksa rengi hemen e, sizi rahatsız edebilecek bir hale gelebilir. Zaten tüketicimiz nazlı. E, birazcık da bizim bir hatamız olursa e, iyice satamıyoruz. O yüzden e, çok nazik bir şekilde davranıyoruz. Herkes tek tek e, bir göz nuruyla bu ağaçları bir senede baktığımız ürünleri böylelikle hassasiyetle topluyoruz. Evet. Şimdi tabii bazıları bunların sofralık olarak kullanılacak, kimisi de zeytinyağı olarak kullanılacak. Evet. Şimdi zeytinyağının kaliteli olması için evet. ve o zeytinyağındaki kaliteyi anlamak için her zaman söylüyorsunuz aslında siz üreticiler, değil mi? O da başkanları raflardan alın, bilinen adreslerden alın, bilinen üreticiden alın. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz zeytinyağı kullanımı Şimdi şöyle bir şey, öncelikle biz insanlara erken hasat tüketin, butik yağ tüketin, o markayı tüketin, bu markayı tüketin diyemeyiz. Herkesin sevdiği bir yağ var, güvendiği bir market var, güvendiği bir kurumlar var. Ama ben burada şunu söylemek isterim, bu zeytinin, zeytinyağının, Üreticiden alındığı fiyat belli, tüketiciye satıldığı rakam da belli. Biz bir ürünün pahalı satılmasını istemiyoruz. Bugün üretici fiyatları 18-20 liralardaysa, rafta bunun da 18-22 liralarda olması çok normaldi. Ama bunun çünkü biz kilo ile konuşuyoruz, rafta siz litre ile alıyorsunuz. Bazı marketlerde, bazı markaları 40 liraya gördüğünüzde, Türk halkı zannediyor ki bir ürün pahalıysa çok iyidir. Bu algıları değiştirmemiz lazım. Üzerinde tarım bakanlığının kontrol ismi ve numarası yazan, üretim numarası yazan bütün ürünler Tarım Bakanlığı'na itina ile kontrol ediliyor. O yüzden ya o marketteki mal kötüdür, bu marketteki mal iyidir modlarını artık değiştirmek zorundayız. Gerçekten insanlar zeytinyağı tüketsin de iyi ucuzu olanı iyi, iyisin pahalılığı aramasınlar. Ucuz olan satan marketler var, markalar var. Biz bunların hepsini biliyoruz. Yeter ki diyorsunuz <laughs> Yeter ki Bakanlığı'nın artık, bakanlığını evet. ibaresi olsun. Evet. Peki zeytinyağını elde edeceksiniz. Soğuk sıkım yapacaksınız. Mesela burada zeytinler de büyük bir emekle toplanıyor. Ne kadarından evet. acaba bir litre zeytinyağı elde ediliyor? Şimdi e, domat tipi zeytinlerimizde yaklaşık 10 kilolarda, 15 kilolarda bir kilo yağ elde ediyoruz. O kadar. Domat biraz yağlı bir zeytin değil. Hı hı. E, ama bunun yağı çok özel bir yağdır. E, butik yağcılar genelde domat yağını kullanır. E, bunun dışında bizim edremit tipi, trilya tipi dediğimiz zeytinlerimiz de var. E, onlarda da oranlar 6 kilo, 5 kiloya kadar düşüyor. Hı hı. Tabii bu erken hasatta bu oranlar böyle. Daha sonrasında e, mesela e, zeytin siyahlaştıkça yağ oranı da yükseliyor. Hı hı. Ama biz yeşil zeytinin... Yeşil yağını daha çok severiz ama bu bizim sevdiğimiz herkesin seveceği anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz bu çikolata gibi düşünün. Bitter çikolata var, sütlü çikolata var. Herkese bitteri sevdiremezsiniz. Evet. Ne güzel bir örnek verdiniz. Peki dünya standartlarına değil mi? Türkiye'nin sonuçta çok güzel verimli toprakları var. Zeytine elverişli. Evet. dolayısıyla böyle bir bitki örtüsündeyiz, coğrafyadayız. O standarda gelebilmemiz için neler yapılması gerekiyor? Daha fazla zeytin ağacı varlığı mı gerekiyor? Yoksa e, üreticinin de daha fazla bilinçlenmesi, tüketicinin de tabii biraz önce saydığınız nedenlerle Şimdi, bilinçlenmesi Şimdi standart lazım. ve kalite noktasında Türkiye çok ciddi bir adım atladı. Öncelikle Türkiye'den dünyada çok ödül alan firmamız var. Biz Akisar'da bu sene dünyanın birçok ülkesinde ödül almış firmayı içimizde barındırıyoruz. E, standartlar noktasında standartlarımız yüksek, tanıtım noktasında tanıtımımız düşük. Yani bizim... Ülkemizi zeytin ülkesi olarak bilmeyen birçok ülke var. Bizim e, ülkemizce, bakanlıklarımızca tanıtımımızı arttırmamız lazım. Evet çok güzel. Şimdi ben yavaş yavaş burada aslında zeytin toplayan e, kadınların yanına gideyim. Sizin mesainiz sabah 8'de başladı. Evet. Herhalde değil mi? Son yarım saate girdik. Evet. O saatten bu yana kaç kasa toplamışsınızdır zeytin? Kaç kasa toplamıştır Kişi başı mı? Kişi, Kişi başı. başı. Kişi başı 6-7 yani 6, 7. değişiyor verime göre değişiyor evet. 10 kasa yani öyle ağacına göre. Peki tabii zahmetli bir iş ne evet. olsa da ellerinizle birlikte sürekli evet. bir ağaçla ilgileniyorsunuz. Bize de gösterin nasıl topluyorsunuz eldivenleriniz var tabii evet. ama sıyırıyor musunuz? Evet böyle tek tek zahmetli olduğu kadar bereketli işte evet. <laughs> yani akşama kadar böyle uğraşırız. Evet tabii şimdi zeytini topluyorsunuz. Siz aslında evet. sofralarınızda sabah kahvaltılarınızda Akisar'da vazgeçilmezinizdir herhalde yani, zeytin. Evet sürekli soframızda bulunan. Evet böyle Kahvaltıdan. kadınlara böyle peki topladınız. Böyle evet. basit yoldan zeytini nasıl kursunlar? Nasıl kursunlar? Anlatır mısınız? Valla herkes tabi değişik değişik şimdi turşuluk dediğimiz bu domates zeytin ayrı, hı, hı. Evet, tiricamız ayrı, edremitimiz ayrı. Yani hepsini farklı farklı Kurul şekilleri var. Evet. <laughs> Hangisini anlatayım şu an? Evet, kırması var, çizmesi evet, var, kırması var, evet. var, var. Yani her tür, her çeşidimiz bastırmalığımız var. Evet. Yani çok çeşidimiz evet. var. Evet. Ne kadar güzel? Şimdi evet. Doğru o sizin bayağı doğmuş. Bu da herhalde, değil mi? Bunları birazdan kasaya aktaracaksınız. Bakalım şöyle zeytinlere, domat zeytinlere evet. ki bunlar aslında içerisine biber konarak da evet. kullanılıyor, değil mi? Evet. Sofralarda yerini alıyor. Çizmesi evet. oluyor. Siz evet. nasıl kuruyorsunuz zeytini? Biz çizmesini yapıyoruz genelde. Evet. Bunları çiziyoruz. Evet. Ondan sonra suyu ısıyoruz. Birkaç gün süzdükten sonra yağlayıp limon koyuyoruz içine. Öyle yapıyoruz. Kaç günde olmuş oluyor? 15 günde olur. Evet. Bakalım bu yöntemi uygulayacaklar, olacak mı? Peki sizin zeytinizin lezzetini diğer tattığınız zeytinlere göre nasıl değerlendirirsiniz? Lezzetli mi, iri, iri mi? Ondan dolayı mı güzel? Yok normal bu şekilde olduk. Çok büyük şeyi biz şey yapmıyoruz fazla kendimiz yediğimiz evet. için. Bereketli evet. olmuyor bizim için. Ona iri oldum çok bitiyor. Evet. Ama böyle oldu mu çok sürümlü oluyor. Evet teşekkür ediyoruz. Şey değil. İşte yıllardır Akisarlılar bu bahçelerde, zeytin bahçelerinde zeytinleri topluyorlar. Şimdi iriliğiyle, lezzetiyle domaz zeytinlerin toplanma zamanı biraz önce de aslında Akisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhatta zeytinin ve zeytinyağının aslında tüketicinin sofrasına daha fazla gelmesi gerektiğini söyledi. Herkesin de damak lezzetine göre de zeytin, zeytinyağı kullanımı değişiyor. Umarız ölümsüz ağacın bereketi tüm yıl boyunca devam eder diyelim. Akisar'dan Zeytin Bahçesi'nden Mehmet Akif Ersoy tekrar sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Gülçin Ayçe saatlerimiz.